kadar içmalar herkese. Dev Express eğitim serimizin 39. dersini gerçekleştireceğiz. Bugün derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu derste ne yapacağız? Bu derste export'u PDF yapacağız yine, ama bu kez PDF'i chart'tan değil grid view'den, yani grid kontrolden çekeceğiz. Grid kontrole girilmiş olan verileri PDF'e aktarma. Hatta bunu Excel'e falan aktarma da yapacağız vesaire, bu şekilde ilerliyor olacağız. Şimdi dersten önce uğraşmamak adına ben bir tane grid kontrol eklemiştim formuma. Hemen şöyle çalıştırayım. Bu grid kontrol bizim Udemy'de oluşturmuş olduğumuz DevExpress'le ticari otomasyon geliştirme müfredatın neyi bu? Hemen sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bankalar modülü, bankalarla ilgili. Yalnız bu hesap numaraları değil. Şurada hesap numaraları falan var ama gerçek değil. Kendi kafamızdan salladığımız hesap numaraları, bunların hepsi gerçeği yansıtmıyor. İşte bu şekilde hesap numaraları falan var. Bunları şimdi biz PDF'e aktaralım. Bunun için hemen ben bir tane simple buton ekleyeceğim. Simple butonla gerçekleştirelim. Yanına PDF sembolü falan koyarız varsa. Şimdi ben şu simple butonu birazcık büyütüyorum bu şekilde. İsmi PDF aktar olsun. PDF aktar aslında. Şöyle PDF aktar olarak. Üstündeki ikona tıkladım. Şurada image kısmına tıklıyorum. Buraya bir bakalım. PDF yazalım çıkacak mı? Evet, PDF çıktı. Şurada portable document file'dan geliyor PDF. PDF aktar butonuna çift tıkladım. Kodlarımı yazmaya başlıyorum. Çok kolay bir kod bloğu var. Hemen yazayım şöyle. Grid control 1 nokta export to dedikten sonra zaten burada kullanabileceğim formatlar var. Mesela eski Excel sürümü, CS, işte Excel'in bir başka başlığı olan CSV, HTML başlığı. Ondan sonra başka ne var? Bildiklerim arasında PDF var. MHT'nin ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce karşılaşmadım. RTF'yi de bilmiyorum. Tekste muhtemelen metin belgesine çeviriyor vesaire. İşte burada da XLS, Excel uzantısı var falan. İstediğimiz formata çevirebiliyoruz. Ben PDF kullanacağım. PDF dedim. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde ama başına bir tane et işareti koyalım. Nereye kaydedeceğiz? Mesela masa üstüne. Masa üstünde şu metin belgesinin yolunu alalım. Buna göre gelelim. Güvenlik kısmından şöyle. Şurayı kopyaladım arkadaşlar. Tamam dedim. Geldim. Çift tırnağın içine yapıştırdım. Sonuna noktalı virgülümü koydum. Sadece sonu. Mesela ne olsun sonu? Test 1 nokta PDF Portable Document File. F5'e bastım. Çalıştıralım bakalım olacak mı? Şöyle ki gelsin projemiz. Bakın bu şekilde geldi. PDF aktara tıkladım. Exporting dedi. Dönüşüm sağlandı. Bu şekilde masa üstüne gönderdi. Böylece direkt olarak masa üstünden ulaşabilmiş oldum arkadaşlar alanlarıma. Bunların devamını görüntüleyemiyorum yalnız. Bir bakayım burada tam ekran yapınca görüntüleyebileceğim mi? Yok, görüntüleyemiyorum. Onları da açmak gerekiyor muhtemelen. Çünkü biraz gibi sanki screenshot gibi alıyor değerleri. Ondan dolayı şunu tam ekran yaparsak sanki daha iyi olacak. Neyi? Hemen size göstereyim. Şurayı. Yani bu alanı grid view'i, grid kontrol daha doğrusu tam ekran çalışırsak muhtemelen o da ikinci sayfaya taşıyacak ama bütün değerlerimizi sığdıracaktır. PDF'e dönüştürme işlemi bu şekilde. Diğerlerini de deneyebilirsiniz. Aynı format, işte export to XLS dediğiniz zaman yine masa üstüne bu kez Excel formatı oluşturacak falan, bu şekilde ilerliyor olacaksınız. 39. dersimizle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste 40. derste muhtemelen pop-up menüye geçeceğiz. Pop-up menü dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, hoşçakalın.